Cihan'dan öğreniyoruz ki dün gece İstanbul Ambarlı Limanı'nda Ticaret Bakanlığı suçüstü yakalanmış. İsrail'e ticareti protesto etmek ve sevkiyatı engellemek isteyen vatandaşlara karşı özel güvenlik havaya ateş açtı ve polis İsrail firmasının konteynerlerini korudu. Buraya uzunca bir not düşmek istiyorum. İsrail'e ticaretin devam ettiğini herkese açık resmi kaynaklardan tespit edip kanıtlarıyla sundum. Şimdi insanlar limanlarına gidip kendi gözleriyle görüyor, videolarda biz de görüyoruz. Bize yalan söylediler. Gazze'de katliamların sürdüğü ilk 6 ay boyunca İsrail'e ticaretin olmadığını söylediler. Bizzat Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri, gerisini soyadını bilmiyorum çünkü... Kabaktepe, doğru ya, Osman Nuri Kabaktepe. Bu yalanları canlı yayınlarda anlattı. Birçok güdümlü gazeteci bu yalanları paylaştı. Sonra da pes ettiler. Önce itiraf edip ardından da ticaretin kesildiğini açıkladılar. Ben burayı geçiyorum çünkü Metin Cihan'dan daha önce benzer çok paylaşım duyduk. İşbirlikçiliğin sorumlusu kim? Bu şeyin sorumlusu elbette iktidar ve patronları. Özetle Ambarlı'da, limanda... İsrail'e ticareti protesto etmek ve oraya yapılacak sevkiyatı engellemek için gelenlere karşı özel güvenlik havaya ateş açıyor. Ölebilirdi de insanlar burada. Dün akşam bu Özgür Der, Adem Özköse falan, bizim daha önce arkadaşımız, yine daha önce fuarda, Saha fuarına gitmişti ya, İsrail'i firmaya. Dün akşam onlar gittiler. Evet. Buraya gittiler. Evet, Ambarlı Limanı'na. Metin Cihan'ın da paylaştığı o. Onlara karşı özel güvenlik havaya ateş açtı. İsrail gemilerini yaklaştırmadılar. İsrail gemileri yük alıyordu. Evet, yük alıyordu. Yük ama alıyordu. Onlar Filistin'e gitmiyor muydu? Aa, bizim Müslümanlar öyle diyor değil mi? Onlar Filistin'e gidiyordu. Siz neye karşı çıkıyorsunuz? Bak, İsrail'e giden gemiyi ne yaptı Yunanlar? Protesto etti. Bizim gazeteler ne manşetler? Bravo Yorgo, İsrail'e sevkiyatı durdurdun dediler. Şimdi yarın atarlar mı? Bravo Ahmet, Mehmet, Hüseyin, İbrahim diye. Bravo İsrail'e giden gemilere karşı çıktınız. Bir de bir tepki sesimiz vardı. Onu da verelim mi Elif Özge? Daha önce hazırladınız. Hadi İsrail'e ticari olarak gemi taşınması lazım. İsrail'e gidiyor. İsrail'e giden şey. Filistin. Hayır. Resmi kayıtta şimdi şunu ya. Şimdi Filistin yazıyorlar. Şunu söyleyelim. Tamam. 2023'ün sonlarında Kasım Aralık'ta İsrail'e ihracat yeniden artmaya başlayınca biz dedik ki İsrail'e ihracat niye artıyor dedik. Ömer Bolat dedi ki ya Filistin'e biz yollayamıyoruz. Tamam. İsrail üzerinden yolluyoruz dedi. Aslında İsrail limanlarına giden gemiler dedi Filistin'e gidiyor dedi. Şimdi bir yol bulmuşlardı. Birden yol buldu. Şimdi, İsrail'e bak doğrudan gidiyor. Şimdi o zaman neydi? O zaman neydi? Filistin'e ayda 10 milyon dolarlık, bunun 9.7 milyon doları falan hububat, bakliyat, gıda yolluyorduk. Şimdi ne oldu? Birden İsrail gemilerine Filistin adı altında demir çelik, çimento, kimyevi maddeler, silah kullanımında, yapımında, savaşta, soykırımda kullandıkları malzemeleri yolluyoruz. Filistin'e daha önce ihraç etmediğimiz şeyler miydi de, ya da belli bir seviyeden şimdi kat kat arttığını görüyoruz. Bu arada tırnak içine kullanıyorum bunu. Yani Filistin'e hiç gitmiyordu. Mesela 1000 dolarlık kimyevi madde gidiyordu. O da parfüm falan gibi veya öyle bir şey. Şimdi 20 milyon dolarlık gidiyor mesela. İşte Alaaddin Aktaş da bizi verilerle aydınlatmış. Çok Filistin'e yapılan ihracattaki rekorları izah edebilen var mı diyor. Diyor ki, şimdi geçen yılın Eylül ayında 14 milyon dolar olan Filistin'e ihracat bu yıl 10 kattan fazla artarak 164,5 milyon dolara çıkmış. İlk 9 aydaki ihracat da 5 kattan fazla. Herhalde Türkiye'nin Filistin'e olan ihracatının ilk 4 ay görece düşük seyrettiği tırmanışın da Mayıs'la birlikte başladı, dikkat çekiyor. Mayıs'ta İsrail'e ihracatı kapattık, Filistin'e başladı. Herhalde Mayıs'ta başlayan bu tırmanışın İsrail olan ihracatın o ay yasaklanmasıyla ilgisi yoktur. Yok tabii ki. Doğru söylüyor. Olur mu? Diyor ki Alaaddin Aktaş, gayet ironik ve alaycı. Ne yani, İsrail kapısı kapanınca bu ülkeye dönük ihracat kağıt üstünde Filistin olarak gösterilmek suretiyle yapılacak değil ya. Yine bir ünlem. Bir yanda yurt içinde kola dökerek, hamburgerci basarak büyük protestolar gerçekleştirebilirken bir yanda da İsrail ihracat sanki Filistin'e yapılıyormuş gibi gösterilmek suretiyle tabii ki devam ettirilemez. Ettirilmiyordur da diyor. Yani bakın, aslında orada benim anlatıyor. Dikkatimi çeken yazıda çelik ihracatı var bak. Diyor ki İspanya'ya 52
milyon dolar. Orada şuradaki şey diyor ki evet. Bakın çelik ihracatı yaptığımız ülkeler var. Dördüncü sıraya çıkmış. Romanya 83.8 milyon dolar, İtalya 66,7 milyon, İspanya 53.6 milyon, Filistin'de 45.9 milyon dolarla dördüncü sıraya yükselmiş. Yani en çok demir çelik birden ama birden. Birden geçen yıl yok. Mesela şimdi diyorlar ki Ömer Balatonlar diyor ki bunu diyor Batı Şeria'ya yolluyoruz. Evet. Şimdi Gazze'de bir şey yok ya. Arkadaş Batı Şeria geçen yıl 45 milyon dolarlığı bırak 4500 dolarlık bile çelik bula almazken şimdi birden 45 milyon dolarlık çelik almaya başladı Batı Şeria. Ne yapıyorlar onları? Kimi kandırıyorsunuz? Açık açık her şey gözüküyor belli. İsrail'e deli gibi mal satıyorduk. Ha bir de bu arkadaşlar dün akşam giden Adem Özköse falan arkadaşlar var ya oradaki gemi İsrail gemisi. Filistin gemisi değil. İsrail gemisi. Bakın Bu ülkede dindarım söyleyen, yok İsrail'e soykırım yapıyor diye laf söyleyenler ne söylüyorlar? Laf başka, icraat başka. İsrail'e kestiler görüntüde Filistin üzerinden şu anda İsrail'e... Gergin bas bas bağırıyorlar gibi, dünya kessin ticareti diye. Erdoğan söyledi, dedi ki bir tek kesen biziz dedi. Bu ne arkadaş? Bir dün grafik yollamıştım, o varsa İsrail'e ihracat Filistin'e ihracat... 178 milyon dolar Eylül ayı ihracatı.